Hayır, çok kötüyüm artık. Ayaklarım kıpkırmızı oldu, kan topladı. Tüm vücudum şişti, karnım falan hep şişti. 2 gündür nefes alamıyorum artık. Çok zamanım yok. Nefes alamıyorum artık, kıpırdayamıyorum. Belki pazar günü telefona bile çıkamam. Mustafa Koçak, ölüm orucunun 297. gününde hayatını kaybeden Mehmet Selim Kiraz davasının tutuklu sanığı. 31 Mart 2015 tarihinde Çağlayan Adliyesi'nde makam odasına rehim alınıp öldürülen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile ilgili görülen dava kapsamında 2017 yılında tutuklanan Mustafa Koçak başlattığı ölüm orucunun 297. gününde hayatını kaybetti. Mustafa Koçak devam eden soruşturma kapsamında Savcı Kiraz'ı öldüren Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol'a silah temin etmek suçlamasıyla 4 Nisan 2017 tarihinde tutuklanmıştı. Koçak ile birlikte tutuklanan Cengiz Özel de saldırganları evinde barındırmakla suçlanmıştı. Koçak aleyhinde ifade veren bir tanığın beyanında Mustafa Koçak'ın bir konuşma sırasında Kiraz'ı öldüren Şafak Yayla'ya silahı temin ettiğini kendisine bizzat söylediğini iddia etmişti. Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye yardım etme ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlarıyla yargılanan Mustafa Koçak'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Aynı dosyadan yargılanan Cengiz Özel de silahlı terör örgütüne üye olma suçundan tutuklanmıştı. Mustafa Koçak, adil yargılanma talebiyle tutuklu bulunduğu İzmir Kırıklar 1 No'lu F tipi kapalı cezaevinde açlık grevine başlamıştı. 29 kiloya düşen Koçak, dün gece açlık grevinin 297. gününde hayatını kaybetti. Koçak'ın ölüm haberini Halkın Hukuk Bürosu avukatları sosyal medya hesaplarından duyurdu. Avukatlar tarafından yapılan açıklamada Mustafa Koçak'ın gözaltında işkence gördüğü, tanık dinlenmeden müebbet hapis cezasına çarptırıldığı savunularak, müvekkillerinin kendisi hakkında yalan söylediğini itiraf eden mahkeme dinlenmesini isteyerek, adil yargılanma talebiyle açlık grevine başlamış olduğu belirtildi. Halkın Hukuk Bürosu, Koçak'a işkenceyle yalan ifadeler imzalatıldığını savundu. Ailesi morgda bekletilen Koçak'ın cenazesini İstanbul'a götürmek istiyor. Merhaba, ben Mustafa'nın ablasıyım. Bugün Mustafa'nın telefon görüşmesi vardı ama artık o kadar hak ihlallerine başladılar ki görüşmemizin 6 dakika 21. saniyesinde konuşmamızı kestiler. Mustafa'ya hastane süreciyle ilgili, sağlık süreciyle ilgili verdiğimiz bilgileri duymaması için bunu yaptılar. 2 gündür avukatımız İzmir'de ve Mustafa'yla görüşemiyor. Bazı başvurular için Mustafa'nın onamını alması gerekiyor. Ama bunu bile kabul etmiyorlar. Kime gitsek, nereye başvursak emir yukarıdan, talimat yukarıdan görüştüremeyiz, yapamayız diyorlar. Yeter artık. Çok vaktimiz kalmadı. Ve benim kardeşimin üzerinden o kirli ellerinizi ne olur çekin. Bütün herkesi bıraktınız. Herkesi bıraktınız. Katili, tecavüzcüsü, sapı, mafya babası. Benim kardeşimi bırakmadınız. Sizin yarattığınız itirafçılar benim kardeşimin bugün ölmesine sebep oluyor. Siz sebep oluyorsunuz. Siz benim kardeşimin tedavi olmasının önündeki en büyük engelsiniz. Kim bu yukarıdakiler? Bu yukarıdan gelen talimatlar kimden geliyor? Yeter ya, avukatıyla görüştürmüyorsunuz, ailesiyle görüştürmüyorsunuz. 10 dakika telefon görüşmesini 6. dakikada kesiyorsunuz. Ölsün istiyorsunuz, bari bırakın yanımızda ölsün ya. Son nefesini yanımızda versin. Yeter artık. Mustafa Koçak'ın ablası Ayşe Koçak, sosyal medya hesabından kardeşiyle yaptığı son telefon görüşmesini paylaşmış, sağlık durumunun kötüleşmesi nedeniyle kardeşinin telefon görüşmesini tamamlayamadığını belirtmişti. Adalet Bakanlığı'na çağrıda bulunan Ayşe Koçak, kardeşi için destek çağrıları yapmıştı. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen düşüncelerinizi aşağıdaki yorum kısmına yazmayı unutmayın.